Burada bekle. Hadi canım, testi yapmadan çıkmak yok burada. Ay aman, niye bana bu? Ay hadi, hadi, hadi. Hadi. Ya aman. Kapı kapıyı. Ay kaçış yok Defne. Hep öğreneceğiz. Romleri bitirmek üzere. Bir şey de diyemiyoruz. Anladım. Klasik. Ben olmadan hiçbir iş yürümüyor. Hadi yürü, yürü. Ben çok da vaktinizi almayacağım aslında ama yani Sinem. Birine kardeşim diyebilmenin kıymetini yani hatta ne kadar gerekli olduğunu ben Sinan'dan öğrendim. Biz aynı yolda yürümeye başladığımızdan beri hep birbirimizin yanında olduk. Ve ne zaman kafam bozulsa reçetesi hep Sinan'daydı. Kardeşim, şimdi bir aile kuruyorsun. Tatlı ekşi upuzun bir serüven bekliyor seni. Heyecanla, aşkla, şahane bir ömür bekliyor. İnanıyorum. Seda, Deracığım, ben Ses. Sinan sizde olduğu için çok şanslı. Buna şüphe yok. Ama bir şey söylemezsem haksızlık etmiş olurum. Bence siz de çok şanslısınız. Hepimiz gibi, bizler gibi. Sinan'ı tanıyan herkes gibi. Yani ne denir bilmiyorum. İyi ki birbirinizi buldunuz. Umarım çok mutlu olursunuz ki ben inanıyorum buna. Ben sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Söyle aşkım. Söyle aşkım. Ay açın şöyle çarpıklar. Ay çok özür dilerim. Çok değerli konuklar, çok sevgili misafirler. Şimdi bütün ilgiyi buraya rica edeceğim. Çünkü ben Koray Sargın çok nadide bir parçayı icra etmek üzereyim. Şimdi bu şarkıyı yakında Sinoş ve Sedoş gibi hayatlarını birleştirecek olan... Ay, İki yüreği güzel insana ithaf edeceğim. Tabii gördüğünüz gibi yani sadece ben düşünüyorum. Ay kadim dostum Ömüş. Ay tatlışlar tatlışı kuru kız. Ay hep mutlu ol tamam mı? Şimdi bu şarkıyı sizin için söyleyeceğim. Bak yağıyor yağmur her damlada yüreğin. Bak istiyor. Ay dans eder misiniz? İyi soğuk çift. Hadi. Koray hayatında ilk defa doğru bir şey söyledin. Gel sevgilim.
Her zaman her anında çok güzelsin. Ömer. Aşkım. Ben seni hala çok seviyorum. Çok heyecanlanıyorum hala. Ne güzel. Ya biz ne zaman böyle sıkıcı bir çift olacağız ya? Yani ben ne zaman... Tamam artık bu adam benim diyeceğim, idrak edeceğim. Bence böyle gayet iyi. Yani... Bak her anımızı sevinçle yaşıyoruz. Belki de bu hayat böyle böyle olacak. Yani her gün, her gün yeniden aşık olacağım ben sana. Değil mi ya? Niye sakinleşelim? Yani ben her sabah senin yanında uyanınca çok mutlu oluyorum yani. Bunun yanında uyanıyorum diyorum. Bu duyduğun en güzel şey. Ben de her sabah uyandığımda karşımda dünyanın en güzel, en tatlı kızı uyuyor. Bu kadar şans olacağımı düşünemezdim. Şans. Bence biz birbirimizin en büyük şansıyız. Yani düşünsene, o gün Manu'da ben olmayabilirdim. Başka biri size bakıyor olabilirdi. Hiç karşılaşamayabilirdik. Öyle deme. Yani ben bir şekilde bulurdum seni. Çağırırdım beni diyorsun. Belki de sen çağırırdın. Ay bundan sonra hep beraber olacağız. Hiç ayrılmayacağız. Bebeğe de hep birlikte bakacağız. Ne zaman ihtiyacın olursa beni arayabilirsin. Biliyorsun değil mi? Hı hı. Çok sağ olun Neriman Hanım. Söyledin mi? Ne dedi? Ay Sinoş beni bahçeye çıkardı. Hiçbir şey göremedi. Hı hı. Söylemedim. Neden? Öyle vermek istemedim haberi. Sonuçta Ömer benim için bir şey yaparken hep planlıyor. Önceden çabalıyor. Ben de ona haberi en güzel şekilde vereceğim. Ay ama ben dayanamam, ben söylerim. Ay ay, Neriman Hanım sakın söylemeyin, ne olur. Ay yok, söylerim ben yani. Ya huyum bu, söylerim ben, söylerim. Yapmayın ne olur Neriman Hanım, yapmayın ya. Ay ama... Ne oluyor? Ölmüşler. Afiyet olsun, mis. Hadi aşkım eve gidelim biz. Gidelim aşkım, da iyi misin sen? İyi miyim, çok iyiyim. Ne yapayım Ömerciğim? Diyor ki diyor, bunlar diyor, ah diyor ne güzel oldular diyor. Afiyet olsun Neriman Hanım, oldu. Oldu, iyi günler, oldu. Ay. Bana bak sen, bayağı söylemedim ayol. Ay ama ben dayanamam. Yok, benim bunu söylemem lazım. Ben içimde tutamam ki, kilo yapar. Ay ben ne yapsam, gidip kuyulara mı bağırsam? Ben ne yapsam? Ay Allah'ım. Yenge. Hı? Sen ne diyecektin, bir şey diyecektin bana. İyi misin aşkım? Ay iyiyim ya.
Uyuyakalmışım ya. Fark ettim. Yoruldun sanki biraz partide. Ha evet ya şeyden. Neyden? Neyden? Ha şeyden canım. Dün gece uyuyamadım ya ben ondan. Ya yengem de bir tuhaftı sanki ya. Sanki bir şey söyleyecekmiş de söyleyemiyormuş gibi. Garip. Aman aşkım sanki. Yani sen de yengeni bilmiyor musun? Biraz şey işte o. Böyle takılma. Ne güzel değil mi ya böyle Sinan Bey, Seda Hanım, Lara. Güzel mutlu aile oldular. Böyle mutlu mutlu. Biz de en az o kadar mutlu olacağız aşkım. İnan bana. Ben bir şey söyleyeceğim sana. Sonra söylesen. Ama önemli. Kötü bir şey mi? Hayır yok yok öyle bir şey değil. Ne o zaman? Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum aşkım. Defne, hadi sevgilim kalk artık. Sevgilim. Hadi sabah oldu artık. Hadi hadi. Günaydın. Hadi kalkma vakti. Ya birazcık daha yatalım ne olur. Birazcık daha uyuyalım. Bak beni de kandıracaksın şimdi. Olur böyle mırıl mırıl azıcık daha yatayım. Allah canım kalkmak istemiyorum. Defne. Seni bir yere götüreceğim ben ya. Ben şu an buradan daha cazip bir yer bilmiyorum. Bir sürprizim var desem. Sürpriz mi? Evet sürpriz. Ne güzel uyandın sen öyle. Ya nereye gideceğiz? Sürpriz işte. Ya hadi söyle Ömer. Vallahi merak ederim. Nereye ya? Vallahi çatlayacağım. Dur bakalım dur. Hay böyle miymiş yani Ömer İplikçin sevgilisi olmak sürprizler falan? Eşi diyecektim herhalde. Yakında. Ha tabii evet. Eşi. Vay be. Bana bak Signorita İplikçi. Signorita İplikçi. Aa bayağı güzel oldu ha Signorita İplikçi. Signorita. Aşkım iyi misin? Değilim. Değilim bayağı mutluyum ben ya. Çok mutluyum. Ana aklımı kaçırmaktan korkuyorum. Tutamıyorum aklımı. Tutabilecek misin bari? Hayır tutamayacağım. Ay çok mutluyum öpeceğim. Aşkım dur. Dur araba kullanıyorum. Yok 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 öpmem lazım. Çek kenara öpeceğim. Şu anda inanılmaz bir idrak yaşıyorum. Sevgilimi öpeceğim ya öpeceğim ya. Tamam öp. Oh. Şimdi niye buraya geldik ki? Yemiş 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 benim oğlum. Yemiş yemiş yemiş. Abi. Seni çok özledim abi. Ben de makaronim benim. Çok özledim seni. Ya vallahi bak gerçekten şu kadarcık bir şey böyle turuncu. Ya nasıl seviyorum balığı? Yani fanusunu alıp böyle bir gezdirmediğim kaldı ya. Adı da battaniye. Güzelmiş. İşte bir gün bir baktım fanus ortada yok. Böyle bunlar da mıkır mıkır bir haller. Anneanneme soruyorum ben bilmiyorum diye. Defo desen kaçıyor. Sonra akşam okuldan döndüm. Bu senin bıcırık dikildi karşıma. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Dedim ne? İşte anneannem söyleme dedi ama ben yine de söyleyeceğim. E ne oldu? Balığın ölmüş. Ah kuzum. Sonra arkasından bir tane torba çıkardı. Sen üzülme diye ben sana başka bir şey aldım dedi. Bir baktım içinde iki tane hamsi. Ya orada bile yalan söyleyemedim. Defne hep delikanlı olmuştu işte. Bir yalanı benim için söyledi. Ondan da bugünlere geldik. Neyse canım o zaman öyle olması gerekiyordu yani. Neyse boş verin ya. Anneannem nasıl? Döndü de tatsız hala.
Çok özlüyor seni. Ben de onu çok özledim ya. Yok, burnumda tütüyor. Çok özledim sesini, kokusunu, yumurtalı ekmeğini. Ya, konuyu anneanneme anlatmamız lazım. Ömer'in düğünden sonra neden gittiğini bilmiyor sonuçta. Yani affetmesi için gitmekte haklı olduğunu öğrenmesi lazım. Olmaz abi, anlatamayız. Oynadığım oyun, söylediğim yalanlar... Kadın öğrense yıkılır yani, olmaz zaten. Seni suçlar. Doğru, benim suçum. Yok, sen suçlu falan değilsin. Yani şu hayatta bir kere kesişti yollarımız. Olması gerekenler oldu, sen bir şekilde vesile oldun, öyle değil. Eyvallah, tamam. Aşkım, ne oluyor? Ya tuvalete gitmem lazım da. Mevzu çok derin ya, bir şey kaçırmayayım diye gidemiyorum. Ya tamam, git. Sen gelene kadar bir şey konuşmayız biz. Olmaz. Konuşursunuz. Sen de gel. Hayda. Aşkım ne olur ya. Abi vallahi kaçın yok, git bence artık. İyi, hadi. Hadi bakalım. Halası. Heh. Al bakalım sen şunu. Ver. Gel. İş mi çıkardın sen? Kocaman oldun sen. Oh. Kaçma. Ver bakayım onu. Al, gidiyoruz. Özledim beni. Gel. Aa, ne var orada ya? Sen amma büyümüşsün ya. Heh. Söyle bakayım, ne diyorsun? Uykusu geldi galiba. Görüyor musun anası? Ömer. Söyle aşkım. Çok tatlı değil mi? Çok. Kral bu be. Bu kral bu. Adam bu adam. Değil mi? Bir sor. Ay bak yine. Ne oluyor bana ya? Aşkım iyi misin? İyiyim, iyiyim. Allah bağışlasın, ne tatlı şey bu. Sağ olun. Maşallah, adı ne? İso. Aa, İso, pek güzel. E tabi, anne güzel, baba da yakışıklı olunca. Daha doğru kızım sen, gençsiniz. Bir sürü yapın. E bak, kocan da ne güzel bakıyor bebeğe. Gözünün içi gülüyor severken. Anlarım ben. Çok iyi baba seninki. Aman, benimki birazcık hayırsızdı. Çok çektim, çok. Böylesini bulunca, doğurdukça doğur. Tek mi çocuk? Biz aslında... Hemen. Devam edin siz. Birbirinize de çok yakışıyorsunuz maşallah. Bu ekip işi zaten. Ama siz işi çözmüşsünüz ama belli. Ay kuzu. Şanslı mısın sen? Allah nazarlardan saklasın. 41 kere maşallah sana. Güzellik. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Amin. Sağ ol. Esra. Gitti, hadi gel. Tamam, gitti. Anneanne, hadi gel, kahvaltı hazır. Bak anneanne, yumurtalı ekmek yaptım sana. Gerçi tam tutturamadım ama. Ne fark eder be kızım? Abiler nerede? Sabah uçup gittiler. Bilmem, lokantadılardır herhalde. Ablamın rıkası değil mi o? Dolabında bırakmış. Kendi gitti ama. Kokusu hala duruyor. Ah canım yavrum benim, nasıl özledim. Memleket yaramadı yani. Hiç yaramadı, hiç iyi gelmedi. Benim kalbim burada atıyor. Bak bir eksiğiz hala. Bomboş sandalyesi Defne'min. Ben de çok özledim ablamı. Keşke burada olsaydı. Sus. Burnumun direği sızlıyor. İki lokma uyusam bütün gece rüyamda Defne'mi görüyorum. Ya ne oldu bize böyle ayrı gayrı? Yani şu 3 günlük dünyada değer miydi yani? Ne oldu? Ablam ya, şimdi burada olsa hızlı ağzına bir şeyler atıp kaynatçıyı kafasına dikerdi. Sonra bir güzel kendini yakardı. Mutlaka bir şeyini unutup öyle giderdi. Sonra gün ortasında beni arardı. Anneanne ya, canım Nuriye çekti. Akşama yapacağım mı? Ama abime gösterme sakın. Hepsini bitirmesin. Ah canım yavrum benim, ah canım yavrum. Tamam. Şimdi ben bir konuşayım Türkan teyzeyle. Çözelim sorunlarımızı. Ay öyle hemen. Ya aşkım,
Masa toplantısı mı bu ya? Gideceğiz, konuşacağız işte. Ya kopacak bir yerde dananın kuyruğu. Canım öncesinde böyle bir ısınma turları falan atsa mıydık? Aa yok, ben vallahi çok özledim ya. Çok özledim yani, sanki bir gün daha görmesem. Halledeceğiz aşkım, tamam, üzülme. Hadi gidelim. Ay öyle hemen. Ya Nihan. Ay ne yapayım Serdar? Böyle çok aceleye geldi, ben sindiremedim ki. Tamam ya, sen sindir. Biz bekleriz değil mi? Bekleriz yani, sorun değil. Sağ ol. Ya gerçekten mi ya? Ha. Sen öyle şaka babında. Tamam gidelim, ben yolda sindireyim. Evet ya gidelim. Yani ben önce gidip bir sarılayım da sonra ne olacaksa olsun, zaten gelir sonrası. Hadi. 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 Ha Sinem, ben bugün işe biraz geç geleceğim. Bir ufak işim var, sen geçersin. Olmadı toplantıyı dertle, tamam? Tamam. Yok Neriman Hanım, daha söyleyemedim. Biz şimdi anneannemlere gidiyoruz, Ömer konuşacak falan diyordu, bakalım halledecekmiş. Hayırlısı var. Ya İso, ya bak sen lokantaya abiciğim. Evet. Ya Ömer burada, anneannemle konuşmaya gidiyoruz. Evet ya, nihayet. Ha tamam, hadi görüşürüz. Ha konuşayım, yürü, işimiz var. Aa, ay işimiz mi? Ne işi kız? Ailevi. Ha, ay hangi aile? Ay kız, niye daha önceden söylemiyorsun? Hadi yürü. Aile meselesi diyorsun. Güzel. Hadi canım. Gerçekten mi? Öyle canım. Bir şey diyeceğim. Böyle resmen aile şeysi olduk ya. Bir birlik beraberlik falan. Ağlayacağım vallahi. Nihan yapma, sus. Ay belki kucağım olayım, ne olur ne olur. Ay Kureş'im, sırası mı şimdi? Merak etmeyin, biz artık yanınızdayız. Hep beraber halledeceğiz bu işi. Biz artık kocaman bir aileyiz. Dostum. Eyvallah dostum. Tifocik. Hadi çal kapıyı. Arkandayız.
Defne! Esra! Kapıya bak kızım. Allah Allah! Nerede bu kız ya? Yani ne yaptıysam kâr etmedi. Yok. Bırak dedim. Madem kendi seçti, gitsin kendi yoluna dedim. Ah, düşünmemek için kendimi işe güce verdim. İso kuşa patikler ördüm. Memlekete gittim. Yani hiçbir şey kâr etmedi. Şuracığıma çöreklerini verdim be kızım. Canım anneannem benim. Bak buradayım artık, geldim yine senin kuzunu. Geldik yani hep birlikte. Ay niye kadırtıyorsunuz ha? Barışınız işte. Ay helak oldu burada maviş gözlerim. Ay Allah'ım. Ne dramatik kavuşmalar bunlar ya Rabbim. Geçti anneanneciğim. Dizinin dibinde ağlayan, oturan, hep göğsünde uyuyan, sen öpmeden uyuyamayan Defne geri geldi. Türkan teyze, biz aslında sizin müsaadenizi almak için geldik buraya. Ne müsaadesi? Biliyorum kırgınsınız. Yani belki de hala öfkelisiniz bana. Tamam. Yani ne yaşandıysa yaşandı. Zaten bütün yaşadıklarımız bugünlere gelebilmek içindi aslında. Daha mutlu, daha huzurlu. Biz iyiyiz. Çok iyiyiz hatta. Başka nasıl mutlu olunur? Ben bilmiyorum. Bu yüzden Defne'ye ihtiyacım var. Bizim birbirimize bir hayat boyu ihtiyacımız var. Türkan'ım, bak bu çocuklar olmuş. Tamamlar yani. Başkalarının bir ömür boyu arayıp da bulamadığını onlar bulmuşlar. Bize de artık büyükleri olarak onlara destek olmak düşer. Benim kanaatim budur. Ya zaten bu kadar büyük bir mutluluğun önünde durmak da istemeyiz değil mi Türkan teyze? Ay kız, Türköş, hadi bak bu kadar insan toplandı, dil döküyoruz ediyoruz. Ay vallahi aşağı tansiyonum düştü, bayılacağım vallahi şuraya. Türkan teyze, müsaadeniz olursa biz Defne ile bir yuva kurmak istiyoruz. Bu yüzden onayınızı almaya geldik. Söz veriyorum anneanne, bu sefer çok mutlu olacağım. Olacağız. Bu kadar tantana kopardık. Ama demek ki Defne'min de kaderi Ömer oğlummuş. Defne, senin gözünde gördüğüm şu ışık var ya, bunun için ben ömrümü bile veririm. Hep mutlu olun siz. Oh be. Ay yaşasın, evleniyorlar. Bir ben varım anlatmaya, içimden geçeni aslında. Kum saldı bir kum tanesi, kadarmış belki mutlulukta. Zamanım yok.
lastiğimiz var. Zeynep, ha. Görseller hazır mı? Tamam de ne olur. Ay diyemiyorum, diyemiyorum maalesef. Uğraşıyorum ben daha. Yani daha mekanı bile bağlayamadık ya. Büşra, yazışmalar tamam mı? Derya devam, daha net bir şey yok. Ya devam, devam, nereye kadar devam? Ay, yemin ediyorum yerime inmeyecek ya. Şu an can veriyorum galiba. Vallahi can veriyorum. Gider ya dur. Sakin bir dakika. Ne oldu? Tansiyon falan mı? Ha tilatı kolonya ister misin? Ayran getireyim sana içersin ha. İyi gelir. Zümer üstüme gelme. Stresliyim. Ne oldu ne ya stresin ya? Nasıl neden ya? Zübeyir'cim sen hangi filmi izliyorsun canım? Ne? Hı? Bizim yeni hayat lansmanımız var ya, daha hiçbir şey hazır değil ya. Ömer de birazdan gelecek ya, hepimizi çıtır çıtır yiyecek ya, ne yapacağız? Tamam sakin bir dakika, halledeceğiz beraber. Dur bir dakika sakin. Kızlar ne yaptınız ya, ne durumda? Bitmiyor, bitmiyor. Ya hadi hızlı biraz ya abi, hadi size çabuk ne olursunuz ya. Kız ölecek şimdi, bir şey olacak kıza ya, hadi. Tamam sen sakin ol ya, dur. Sakin tamam, ayran getireyim sana. Yeni hayat. Vay be bayıldım. Mükemmel bir koleksiyon ismi. Ayrıca o kadar anlamlı ki. O zaman yeni hayatımıza aşkım. Tabii. Söyleyemedim. Orasını biliyoruz cicim. Ben de o yüzden Türk Hanım'a söyleyemiyorum zaten. Ama hadi artık action. Ay öyle action demekle olmuyor Neriman Hanım. Olmuyor yani. Hem ben böyle özel bir şey olsun istiyorum. Zaten şey. Zaten ne? Şey işte. Ama neyse boş ver, hiç çağırmayalım. Ay neyi çağırmayalım? Ya böyle işte benim aklıma acayip acayip şeyler geliyor. Acayip şeyler? Ne gibi? Mesela... Yapma ya. Bütün tadımı kaçırdın ya. Bravo. Ya da? Ya bir güzel haberle gel ya. Aman yani dünya kadar işimiz var şimdi mi ya hakikaten yani. Ya da daha kötüsü. Tamam sen şey yap yani şey yaparız sonra. Ne derler? Ben bir şekilde şey yapacağım. Sonra bir ararım. Hadi, hadi sen neyse bir konuşuruz ya hadi. Açış. Yuh yok artık. Benim ömüşüm. Çocuk istemeyecek. Sepet havası. Ay kızım sen birazcık delirdin mi acaba? Bana bak ben bu resmin içinde ömüşü asla görmüyorum. Ay niye istemesin ayol? Değil mi ya? İster yani. İster ister. Ay yani şimdi haberi alsa sevinir. Ay sevinçten havalara uçar. Değil mi ya? Baya baya hoşuna gider yani. Ay sevinçten çıldırır, uçaklar kaldırır, havai fişekler patlatır. Şu an abarttınız. Abarttım. Ama tatlım sevinir yani. Kendi çapında rahat ol sen. Evet ya öyle. Bazen işte lüzumsuz kuruyorum ben. Kurma, kurma. Hadi sen git. Hadi git. Git söyle hadi. Şimdi mi? Ay şimdi. Bak. Ömerciğim ben hamileyim. Bu kadar. Şu an gerildim ben çok. Ay gerilme. Dur ne yapalım? Hah prova yapalım. Ben Ömer olayım. Tamam mı? Prova yapalım. Sen bana söyle. Siz Ömer. Defne. Ay ne yapayım ha ne yapayım? Bu yaştan sonra kılık mı değiştireyim ne istiyorsan? Tamam tamam peki. Ha. Ömer. Söyle Defne. Ay yok ben yapamayacağım. Ben yapamayacağım Neriman Hanım. Ben gideyim aslında anlatayım en iyisi. İşte sabahtan beri ilk defa aklı başında bir laf ettin. Hadi git söyle. Döne döne söyle. Koşa koşa söyle. Ay hadi müjdeyi vereyim ben. Allah. Bu ne? Bu ne bu? Bu mudur yani? Bana şunu bir açıklayın ya. Ne bu? Ne bunlar ne? Tamam kendinize saygınız yok anladık onu. Çok belli. Ama bir işinize de saygınız olsun değil mi? Ha Zeynep. Sindi mi içine? Yani kendi içinde hallettin getirdin bana öyle mi? Bu mudur? Ha? Bu mu yani bütün potansiyelin? Bu rezillik mi bu? Bu mu? Ha? Derya! Ne bu? Neyi halledemiyoruz biz atlılardır? Şey Ömer... Bu kadar zor mu ya? Ne? Daha mekan bile belli değil. Ne konsept ne bir şey. Zaten ne yaptığımız bellidir bizim. Ben anlamadım ki. Ha Koray ne oldu o dehana? Ne oldu o deha üstü fikirlerine? Tıkandı mı? Yani gösterebileceğin her şey bu mu? Bunu mu veriyorsun?
Bir açıkla, Allah aşkına açıkla. Gidin oturun düşünün. Kaydeder bir şey çıkartın. Biz bu fikri sevdik, biz bunun arkasındayız. Deyin öyle getirin bana, tamam mı? Karışmayacağım bak, hiç karışmayacağım. Zaten beceremezsiniz, bittik. Anladın? Hadi. Hiç bana bakmayın, haklı yani. Bendeki şansa bak ya. Kükreyeceği tuttu ha. Vay be. Eskiden Ömer bağır, yani Ömer Bey bağırınca dizlerimin bağı çözülürdü, kaçacak yer arardım. Şimdi baya baya o adamın çocuğunu bekliyorum ya. Hayata bak, nereden nereye. Ay kız, psikolojim var ya o kadar kötü ki sana anlatamam. Ay öbüş de haklı. Ay fikir falan kalmadı. Kız ne yapacağım ben? Kafanızı boşaltın. Ay hayatım boş zaten, sorun da orada. Bu da tatlım, tın yani, beyin falan kalmadı. Ay kız, acaba diyorum tükenmişlik sendromuna falan mı girdim ha? Ben onu demiyorum. Yani şu kafanızdaki kaygıları bir temizleyin önce. Bir basit düşünün. En doğru, en güzel fikirler o zaman çıkar bence. Ha. Ay. Ay. Basit diyorsun ha? Evet. Yani böyle bir rahat bırakın. Yani Ömer'e beğendireceğim diye düşünmeyin. Bırakın aksın fikirler. Hayır yani deveyi hendekten atlatmaya gerek yok. Deve zaten kendi başına güzel bir hayvan. Yani tatlı hayvan kendi çapında, o anlamda şey yapıyorum. Ay kız, aklımı karıştırma. Deve falan diyor, bir de heveslisi gibi sus. Ha. Ay dur hayatım. Ay gelmek üzere, ilham verilerim şu anda. Heh. Bırakın. Serbest bırakın gelsin. Gelsin, rahat bırakın. Salın. Gelsinler. Ay. Ay. Ne? Aşkım. Nasılsın? Seni görünce iyi oluyor. Güzel sevgilim benim. Gel sev beni biraz. Vallahi ekip hazır, dışarıda bekliyor. Hazırlar baya. Hı hı. Olaya el attın demek ki. Yok ya, öyle Koray Bey'le birazcık dertleştik sadece. Ömer, seninkiler geliyorlar. Yüzler falan gülüyor ama artık bilmiyorum, bakalım. E buyursunlar bakalım. Ömer Bey, Sinan Bey, biz hazırız. Yani görselleri tam olarak hazırlayamasak da kafamız net. Bizim içimize sindi. Bence güzel olacak. Şimdiden heyecanlıyız. Evet. Ben de konsept için gerekli olan bütün organizasyonu kafamda tasarladım. Hazır yani. Tamam. Koray nerede? Ta-da! Ay evet. Beklenen çıkışı ben yaptım. Yine dehamı konuşturdum. Ay hazır mısınız? Ömüş, Sinoş. Back to the basic. Özümüze dönüyoruz. Başladığımız yere. Ay neydi çocuğun adı? O yumurta kokunun adı neydi? Ha ay Zübeyir. Zübeyir! Zübeyir! Ha hadi gel. Geldim Koray Bey, geldim. Geldim işte. Tabelayı niye söküyorsun abi? Ay işte kül kedisi. Ay çocuklar, sizler ilk pasyonisi kurduğunuz zamanlar bir masaldan ilham almışsınız. Kadınların hayallerini gerçekleştireceğiz. Onların rüyası olacağız demişsiniz. Ay ben de işte böyle hani çok önem verdiğimiz final koleksiyonumuzun da temasının bu olmasını istedim. Saraydan kaçan bir kül kedisi. İçinde prensin onu yeniden bulma umuduyla saraydan ayrılışı. Kül kedisinin umudu, öyle mi? Prens'e aşık olmasına rağmen sarayı terk ediyor. Üzülerek, yarım kalarak, hatta ardına bırakarak kalbini gidiyor. Çünkü öyle gerektiğine inanıyor.
Ama umudunu asla yitirmiyor. Her şeye rağmen umut ediyor. Bir mucize bekliyor. Ve o mucize gerçekleşiyor. Evet, prens onu buluyor. Doğru ayakkabıyı giyerseniz prensiniz sizi mutlaka bulur. Kül kedisi saflığından, iyi yürekliliğinden hiç vazgeçmiyor. İnancını asla kaybetmiyor. Tam her şey bitti dediğinde mutluluk ve aşk onu yeniden buluyor. Güzel, güzel bence. Ömer? Defne olsun. Ne? Anlamadım. Prenses Defne olsun. Ama yani ne ilgisi var canım şimdi? Ay yaşasın, çok sevindim. Ay şu an var ya çok mutluyum. Ay ilk defa Ümüş'e yalvarmayacağım. Kız, mecbursun, yapacaksın. Yok olmaz. Yapamam zaten yani hem ben... Defne, ben senin olman istiyorum. Benim prensesim sensin. Defne, ne diyorsun? Ay bir şey söyle kız, hadi. İyi tamam canım, yaparım. Nedir yani prenses dediğin, elime mi yapışacak, oluverim. Olunum yani prenses. Ay çocuklar şu an çok mutluyum. Prensese koş. Ay konseptlerle kop. Çok mutluyum, çok. Ay hadi hayatım, işte koyulalım o zaman. Ay çocuklar, ay niye ışık yanlış ha? Ay yanlış nereden geliyor bu açılar? Tatlım şöyle ha, çevir biraz daha. Ay beceriksiz, size var ya maaş verin, eli kırılır inşallah. Kızlar, hadi kızlar, şey yapın, şuradan. Heh. Ay tatlım, çok güzel. Ay, harika, ay hayatım, smile please, smile. Ay, şekilsiz kız seni. Hayatın üstündeki perde gibi olmuş. Benim evimin salonundaki perde bir senden daha karizmatik. İyi çirkin. Kız bacak diyorum, bacağını çıkar. Ha? Kız yanlış yazıyorsun. Ay Allah'ım, Zübeyir! Zübeyir! Ay nerede bu gerizekalı? Zübeyir! Geldim Koray Bey, geldim. Hadi, hadi hayatım kokteylimi ver. Buyurun Koray Bey. Ver. Allah, buyurun. İyi çirkin. Bana bak, seni hiç sevmiyorum. Enerjimi emiyorsun. Affedersiniz Koray Bey. Ay tatlım, böyle sana bakınca kederleniyorum. Bütün dünyayı ağlayasın geliyor vallahi. Ağlamayın madem, ne yapayım? Höst! Terbiyesiz seni. Çık iki şuradan. Mendebur suratlı seni. Hadi, al şunu da. Tamam. Hadi. Hazır mıyız? Geliyor, geliyor. Ay gelsin canım, yuvarla gelsin, döne döne gelsin, en çok o gelsin. Ay güzelliğe bak. Ay Ömüş, aklını bin yaşa hayatım. Bu kız var ya doğuştan prenses.
Ay çocuklar, mola, mola. Tamam. Ay hayatım, sen biraz dinlen. Merdivenlerde başlayacağız. Ay Zübeyir nerede? Zübeyir. Sevgilim, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Yediğin bir şey mi dokundu acaba? Ha, yok biraz midem bulanıyordu. Üşüttün demek ki. Yok yok, hiç sanmam. Şükrü de yok. Dur ben sonra da bir şey bulayım. Beklesen. Tamam. Bana bak, söyledin mi? Hayır. Ay ne olur Neriman Hanım üstüme gelmeyin ya. Ayrıca sizin bu kılığınız... Hayatım, Koriş'in beni de çekecek. Yani şimdi hazır profesyonel çekim varken dedim ki Instagram'a yeni konsept fotoğraflar yükleyeyim. Ne kadar anlamlı. Peki bu elinizdeki? Ay bu sana. İçinde ceviz, incir, işte kayısı falan var. Senin için senin beslenmen lazım. Sen iki can taşıyorsun. Ya yok yok benim midem birazcık şeydi. Ay ay senin miden de mi bulanırmış ay? Ay canım benim. Ay 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 ben seni yerim tatlım benim. Ay bana bak ben sana soda falan alayım mı? Yok yok zaten şimdi Ömer ilgileniyor. Ay kömüş gözüme de bak. Ay tam bir prens. Bak siz ikiniz var ya aşkın sevginin doruk noktasındasınız. Defne bana bak tam zamanı. Bak ortam da çok romantik burada. Size böyle güzel hoş bir ortam hazırlayayım içeride. Ha? Sonra orada sen söyle ver müjdeyi hadi kızım. Ortam mı? Evet bak her şeyi bana bırak. Hadi canım bak çok güzel olacak tam hayal ettiğin gibi. İyi tamam peki. Ay. Ay sen böyle uslu olunca ben seni bir başka seviyorum ama. Ay son günlerde zaten çok revaçtasın listemde. En çok seni seviyorum ben ama. Ay ben seni çok seviyorum. Ay canım benim, canım, canım. Tamam, ben her şeyi ayarlayacağım. Tamam, söyleyeceğim. Hadi bakalım. Defne, bak bekliyorum hayatım. Ömüş de gelecek, burada buluşursunuz. Ay her şeyi hazırladım. Hadi canım, tamam hadi gel. Ay nasıl da biliyorum bu işleri, nasıl da biliyorum. Ay ben aşk kadınıyım, kitap yazacağım vallahi. Ay Nero... Ay isti peynir var, en sevdiğim. Ay dur Koriş'im, yeme şimdi onları. Ay onlar öyle değil ay. Şarap, Provence, ambiyans. Gel aşkım en sevdiğim üçlü. Çikolata, şarap, çilek üçlüsü. Ay çok canım çekmişti. Bana da koysana bir tane. Ay ne yapıyorsunuz? Eda Hanım ben çıkacağım dedim ama şunlardan biraz daha yerim. Ye ye. Ay, ooo mola yerimiz de süpermiş. Fasulyese bak sen. Mola yeri bile ayrı bir klas Sinan Bey. Size de bu yakışırdı gerçekten. Hiçbir masraftan kaçınmadım. Ay değil. Mola yerine benziyor mu burası? Ay güzelim ortamı mahvettiniz. Karavana gidin hadi gidin orada oturun. Ay Nurum hayatım senin asabın bozulmuş. Şekerin falan düşmüştür. Al hayatım şurada. Kız uzatsana. Bakıyor bir de öyle. Ay ben ağlayacağım şimdi. Ay ben burayı Defne'nin kutlaması için hazırladım. Üstelik tek başıma hem de minesiz. Defne'nin kutlaması mı? Ne kutlaması ya? Ben anlamıştım zaten. Yani tipik bir kova kadını. Bazen böyle boğa olduğu zamanlar oldu, yengece kaçtığı zamanlar oldu, balık olduğu haller oldu. Ama tipik bir kova kadını Defne, evet. Yok canım. Öyle mi? Öyle değil ya, hayır öyle değil, hayır. Oo Defne! İyi ki doğdun Defne! İyi ki doğdun Defne! İyi ki doğdun, iyi ki doğdun! Mutlu yıllar sana! Gel kız buraya, öpeceğim seni. Gel, cadısın, madısın ama tatlı bir kızsın ha. Yalnız bir şey diyeceğim. Biz geçen sene aynı zamanda mı kutlamıştık ya? Yani ben sanki üstümüzde daha hafif giymiştik gibi hatırlıyorum. Kız, gerizekalı mısın? Bu da hayatım kıskanma. Git öp Defne'yi hadi. Doğum günü bugün. Ay iyi öpeyim. Yok. Al bakalım bunu da. Haydi sağlığına. İyi de benim doğum günüm değil ki. Ne kutlaması bu? Bu ne? Ne kutluyoruz o zaman ya Defne?
Doğum günüm doğum günü olmaz olur mu? Ne demek değil ya? Ben de doğum günüm. Hayır sen şimdi ay doğru söyle. Çünkü o zaman da maalesef doğum günü olmaz. Bakın doğum günü. Ne gün var? Kova ne ki? Ben kovan gel. Ay kovan gel. Kovan burcu. Hayat çatlayacağız. Neyi kutlamasın? Tamam. Ay! Defne hamile. Bir dakika, o zaman olmayacağız. Kusura bakma. Tamam, bu olmaz. Ay Ömür! Hayır! Anlamadım. Nasıl yani? Canım işte basbaya. Ay şahane haber değil mi? Ay Ömüş'üm sevinmedin mi yoksa? Ay Ömer bir şey söylesene. Aa Ömüş'üm. Ay kal geldi çocuğuma. Yani bir anda tebrik edeyim o zaman bir öpeyim. Sinan kardeşim çok ani oldu ben hani tebrik ederim ne diyeyim? Heh sağ ol. Sağ ol. Çok sevindim. Sedacığım. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. Ya işte Neriman Hanım patlattı haberi. Hamileymişim. Ben hamileymişim. Hamile ya. Çok acayip. Ay Sedacığım çok tebrik ediyorum bir kez daha. Gel bir sarılayım sana. Diyeyim. Ay bebiş geliyor demek ha. Ay kız mı erkek mi? Bana bakın erkek olursa kesin ismi Koliş olacak. Duydunuz mu beni? Konuşmuştuk daha önceden. Ay Ömüş'üm. Ay darısı sizin başınıza inşallah. Ay Defne'cim. Ay ne güzel olurdu şurada böyle Defne'yi kesseydik falan değil mi? Sedacığım. Ay sakın yanlış anlama da yani. Ay böyle Defne'nin hamile olması daha böyle bomba olurdu şu an. Bizim için değil mi? Koliş'im çok yaklaştın. Korkuyorum. Aa değil mi hayatım? Ay dur, konuyu değiştireyim o zaman. Ay Sinancığım, tebrik ediyorum. Canım, ben de kendimi hem seni hem herkesi. Çok teşekkür ederim. Ay öpeyim hayatım. Yemin ediyorum hiç anlamadım ya. Yani kafam durdu, kafam gitti. Normalde zeki bir insanım, anlarım ama anlamadım. Biri bana burada ne olduğunu anlatacak mı? Al benden de o kadar. Tamam, şahane haber gerçekten. Bunu ayrıca kutlamamız lazım ama şu an bir çekim yapacağız. Özür dilerim kardeşim. Çok da uzatmadan Defne'yi de yormadan artık çeksek mi? Doğru söylüyorsun hayatım. Sonuçta kız şey yani değil mi? Hani ay dur. İşte sonuç hayatım zayıf yani kansız bir şey böyle. Ay yenge olmak o kadar önemli ki değil mi Nöro? Bak şimdi sonuçta Defne yenge olacak. Bak mesela Nöro. Ay dünyanın en iyi yenge sensin hayatım. Bizler senin ışığın altında aydınlanıyoruz tatlım. İyi ki varsın Nöro. Ay Koriş'im koptum. Aa koptum değil mi? Ay nefret ediyorum bu huyumdan. Ay bıktım artık vallahi. Aman neyse hayatım neyse. Çekimde düzeltiriz. Olmadı yayında toplar hadi gel. Tamam. Derya şimdi diğer ayakkabıları da getirelim. Hepsini teker teker denetim çok da yorulmadan halletmiş olur. Tamam. Bizim hayatın hepsi arkada ama. Gözyaşlarım kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni, eser yıtar. Ateşiniz mi var sizin? Güle baktıkça çıpını yürek. Yok, yok tamam bir şey yok. Başladı dönmeye, kimse bilmez, kimse bilmez. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Ellerim buz gibi. Golf oynamadığım için heyecanlandıysam demek. Heyecan olmuştur. Hazır mısın?
Sence hazırsın. Eser yırtar eteğini gülüm. Güle baktıkça çırpını yüreği bülbül. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni eser yırtar eteğini gül. Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbül. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye, kimse bilmez, kimse bilmez. Aşkım şimdi seni eve götürüp iyi bir bakmamız lazım. Yoksa çok yoruldun, hasta olacaksın. Öyle mi yapmamız lazım? Evet. Belki sana çorba yaparım şöyle güzel. İçersin, bütün yorgunluğun gider. Bir de uyku, mis. Ya bal kabağı çorbası yapsana. Çok canım çekti. Ve yaparım tabii de sen sevmedin mi demiştim ilk yaptığımda sanki. Ben mi? Yok, sevmişimdir canım. Ne bileyim, sevmiyorsam da sevmişim demek ki. Hayır, insan bu zamanla değişebiliyor. Belki daha da değişeceğim. Belki kilo alacağım, böyle şişmanlayacağım. Huysuzlaşacağım. Bakalım o zaman da sevebilecek misin beni? Be, aldık artık başımıza belayı. Seveceğiz, yapacak bir şey yok. Söz ver o zaman. Ne olursa olsun sonsuza kadar. Şüphem mi var? Yok, hiç yok. Buldum. Ne buldun? Neyi nasıl yapacağımı buldum. Neyi nasıl yapacağını, ne diyorsun? Aşkım sen şimdi beni eve götür. Zaten anneannem de merak ediyordur. Bir uğrayayım hem eve. Ondan sonra zaten görürsün. Neyi göreceğim? Böyle söylemem, görürsün işte. Konuş tutma beni. Ne, şimdi, ne demek, neyi söylemeyeceksin? Söyle bakayım ya. Aa, sen merak mı ettin ya? Aa, baya merak ettin ha. Aa, Ömer İplikçin hiç görmediğim yüzü. Baya merak ediyor. Ne yapayım, merak etmeyeyim ben. Etme, ne bileyim. Ay bilmiyorum, beni konuşturma ne olur ya. Hadi gidelim bir an önce. Hadi gidelim. Hadi. Bir gün sabah vakti kapıyı çalsam, uykudan uyandırsam seni. Ki daha sizler kalkmamıştır alıştın. Vapur düdükleri ötmededir. Etraf alacakaranlık. Köprü açıktır henüz. Bir gün sabah sabah kapıyı çalsam. Yolculuğum uzun sürmüş oldukça. Gece demir köprülerden geçmiştir tren. Dağ başında 5-10 anilik öler. Telgraf direkleri yollar boyunca koşuşup durmuş bizle beraber. Şarkılar söylemişim pencereden. Uyanıp uyanıp yine dalmışım. Biletim 3. mevki. Fakirlik hali. Lüle taşından gerdanlığa gücüm yetmemiş. Sana Sapanca'dan bir sepet elma almışım. Ver elini Haydar Paşa demişiz. Vapur rıhtımdadır pırıl pırıl. Hava hafiften soğuk. Deniz katran ve balık kokulu. Köprüden kayıkla geçmişim karşıya. Bir nefeste çıkmışım bizim yokuş. Bir gün sabah sabah kapıyı vursam, kim o dersin uykulu sesinde içeriden. Saçların dağınıktır, mahmursundur. Kim bilir ne güzel görünürsün sevgilim. Bir sabah vakti kapıyı çalsam, uykudan uyandırsam seni. Ki daha sisler kalkmamıştır Haliç'ten. Fabrika düdükleri ötmededir. Ben de öyle sandım. Evet. Oo, çekirdek kim, ne haber ya? Vay vay vay, benim defocuğum da gelmiş mahallesine.
Dur dur. Ben seni rahat ettireyim kızım. Sen gelmiyorsun öyle. Hemen yanı başımıza şöyle. Gel otur şöyle. Aa bizinin gülü. Otur otur. Serdar. Ne o öyle güllü müllü bir üslup? Ne oluyor? Ya ne bileyim biz hani yeni barıştık ya. Öyle ben ne dediğimi bilmiyorum ki sapıttım ya. Canım abim benim ya. Bu arada müjdeli haberle geldim. Aa. Kızım müjdesi mi kaldı onun biliyoruz. Evleniyorsunuz. O değil. Ne oluyor ya? Ben müjdeyi anladım. Defne? Gerçekten mi? Vallahi mi? Vallahi mi? Evet. Bak inanmıyorum. Gel, gel kız. Ne oluyor kızım? Ha? Aşkım? Vay be. Lan bugünleri de mi göreceğiz? Kes lan bizi. İso. Ha? Ben de hiçbir şey anlamıyorum der misin? Çünkü ben kendimi gerizekalı gibi hissediyorum şu an. Yok oğlum gerizekalı değilsin ben de anlamıyorum. Ben söyleyeyim mi? Hayır ya ben söyleyeyim. Kendininkini sen söylemiştin. Tamam. Yuh. Ya bu kadar ipucu ve ben hala anlamıyorum. Ya sakin ol oğlum ben de anlamadım. Hamileyim. Yavaş. Oha. Hamile. Ya. Ya bebek geliyor. Ya gel gel kardeşim benim ya. Gel sarılacağım sana ya. Ya. Dayı oluyorum oğlum dayı oluyorum. Ya Defucuğum. Sen harbi anne mi oluyorsun şimdi ya? Evet. Anne ben. Ben. Dur. Dur ayakta durma. Sen otur yerine. Dur bir ayağını da uzat. Ha. Uzat şunu da uzat. Sen artık uzat. Oh, oh, oh. Hadi bakalım. Sen artık dikkat edeceksin. Evet. Tabii. Öyle, çekil, yok. Çay yok. Evet, hadi çay bakalım. Ne oluyor be? Sesini çıkarma. Hatta keyfini çıkar. Bak bunlar en çok şımaracağın anlar. Ben yastık koyayım mı arkana? Koy koy. Koy yastık koy bana. Bitireceğim oğlum sizi. Çek. Bu hamileyken böyle bize bıkır bıkır bir sürü baktırdı ya kendini. Hı. Göreceksiniz siz. Sonra doğdu zaten İso'ya da böyle sabahlara kadar biz baktık. Lan benim bebeğim bir doğsun. Ya ben. Senin bebeğine kurban olsun dayısı be. Yaz bir şey diyeceğim. Çok şanslısın. Yani benim gibi tecrübeli bir anne var hep yanında. Ha, hemen de bir havalar. Vay be. Defne'nin bebeği ha. Ya, duy da inanma. İso? Ya ne bileyim öyle bir kötü oldum ya. Yani daha geçen yıl bu zamanlar. E tamam oğlum işte Allah Allah. Yürünecek yolum açılacak dağım varmış. Bizi buraya getirdi. Tamam oldu bitti her şey. Ya şimdi. Ay şu kadarcıktı. Ay yok yok hatta bu kadarcıktı. Ay daha dün gibi körpecik delikanlı sakallı bile çıkmamıştı daha. Ne oluyor öleceğim de haberim yok ben anlamadım ki. Ay neler söylüyor. Sinan ne oluyor? Yok biz öyle hani sana bir uğrayalım dedik. Ondan sonra işte otoparkta da Şükrü abiyle karşılaştık. Öyle yani şey yok bir şey yok. Oğlum sen baba olacaksın gitsene karının yanına. Ha? Ha ben değil mi? Evet. Ay laflara bak. Kardeşim kusura bakma da geliyor bana bak. Yarın dünya kadar işimiz var. Burada gün yapıyor. Neyse ben bir kahve koyayım bari. Var mı kahvesi biten? İç sen ya. Benim daha bitmedi. Sana yakışır senin için. Ah yakışır öbüşüm. Sana her şeycikler yakışır. Ah can kuşum, can dostum, öbüşüm. Ay çocuklar, ben var ya dayanamayacağım. Söyleyeceğim her şeyi. Olmaz. Hayır, bir tebrik bile edemiyoruz ya. Biz söylemeyeceğiz. Bize düşmez, Defne söyleyecek. Ay o kaknem var ya, söylemedi bir türlü. Ay, yavaş duyacak şimdi. Ay var ya şu anımı öbüşümle paylaşamıyorum bile. Alacağı da olsun kuru kız senin. Koray susar mısın biraz? Susmayacağım vurma bana. Koray Bey ayıp oluyor ama çok ayıp. Ay sana ne oluyor hevesiz gibi atlıyorsun her şeye. Hayatım sen ilk önce şu dipten çıkan boyalarını hallet. İyi bembeyaz karlar kralı gibi. Hayır konu benim beyazlarıma nereden geldi can be. Aman boş ver abi Ömer'e sarmasına gir sen de uğraşsın bırak. Ay çocuklar söyleyelim baba olacağı diyelim ona ne olur. Koray olmaz ah. Geliyor tamam. Ay canım. Öf be Koray ne hı hı ya.
Ah ah, bir de sırf kulakları, eşek kulakları. Ha? Ay çocuklar, ay hadi kalkalım. Ay en azından ben kalkayım. Ağzımdan bir şeyler çıkacak yoksa. Madem öyle ben de sizi bırakayım. Madem ben de. Haydi. Ah ah, öpüşüm büyük insan. Ah ah, can kardeşim, can dostum. Ay düşüyordum. Kardeşim ya. İyi ki varsın be. Allah. Şuna bak ya. Ömer Bey, efendim, iyi ki varsınız. Allah. Defnem de yok benim. Üç tane manyağın içinde. Ya kızım, nasıl haberi yok? Söylemeyeceğim mi adama? Adamdan önce bizim haberimiz olması ayıp değil mi? Resmen adamın hakkından seviniyoruz şu an. Ya bir dakika şimdi. Ömer'in çocuğu olacak ve bundan haberi yok. E ne yapacaksın sen? Çocuğu doğru paketleyip hediye mi vereceksin? E oğlum, bu manyağın bir sırrı nereye kadar tutabileceği malum. Gördük hepimiz. Yani. Yok ya, ben bir plan yaptım. Yani şey istiyorum ya, böyle özel bir şey olsun. Yani ne bileyim, böyle ileride hatırlayabileceğimiz bir anımız olsun istiyorum. Allah! Prodüksiyonlu bir şey demek ki. Kesin romanslı da bir şeydir. Dur anlatma. Anlat. Şimdi anlatma. Ya çok heyecanlı değil mi? Ama siz hiç heyecanlanmadınız. Yani. Ya siz öküz müsünüz acaba biraz? Bende bir şey yok. Sen de? Yani. Sen de? Yani. Yok, anlatmıyorum. Anlatma kız. Sürünsünler, sürünsünler. Ha. Ya bende böyle ufak bir kıpırdanma olmadı değil. Bende de inceden bir karıncalanma var. Anlat kızım. Söyleme defa. Kediye dönsün bunlar. Ya kıyamaz o. Yani. Yani. Bence de. Yani. Yani. O zaman anlatıyorum. Evet. Şimdi ben diyorum ki yarın bizim iş yok ya. Ben Ömer'i alayım. Ay, Allah, geç kaldım ben ya. Ay, ne biçim uyumuşum ya. Sanki içim çekiliyor anneanne uyurken. Ne güzel oldu bak, iyi ki kaldın. Evet anneanne, dur sonra konuşuruz, tutmayın beni. Vallahi geciktim ben. Hoş geldin Şükrü abi. Hoş bulduk. Hazır mıyız? Çok hazırız Defne, çok gel bir sarılayım sana. Vallahi çok, çok heyecanlıyım yani. Böyle torun bekler gibi sanki. Öyle diyeyim yani. Ay sağ ol Şükrü abi. Kim bilir Ömer Bey de nasıl sevinecek. Vallahi orada olmayı çok isterdim yani. Ben de vallahi seni davet etmek isterdim ama şimdi bir acayip olur. Yok yok, zaten ondan demedim canım yani. Ama çok isterdim yani. Gelecek misin yani, anlamadım. Yok yok yok, gelmeyeyim canım. He. Saçma olur. Tamam, siz güzel güzel takılın. Sen söylersin. Sen söyle zaten. Değil mi? Evet. Hadi gidelim o zaman. Hadi, hadi git. Nihayet. Aşkım. Özledim seni. Ben de seni çok özledim. Hadi gel, gidiyoruz. Nereye? Gezmeye. Bu sefer de benim sana bir sürprizim var. Sürpriz. İyi, girelim bakalım. Dur bir montumu alayım. Tamam. Nereye gidiyorsun, nereye? Düşündün mü acaba sonunu? Görünen sen biri değilsin ki kaptırdın gidiyorsun. Bilmeden yordamını, yolunu. Niye geldik buraya? Bir şeyler yaparız diye düşündüm. Ne gibi bir şeyler?
Önce bir bagajı açalım çünkü ben böyle minik bir hazırlık yaptım. Açalım bakalım. Annem öğretti bana uçurtma yapmayı, uçurmayı. Öyle rutinlerimiz vardı, ne bileyim. Dans etmek, maket yapmak, uçurtma uçurmak. Buraya gelip Montebianco yemek gibi falan. Bir gün belki biz de çocuklarımızla yaparız. Sen uçurtma uçurmayı öğretirsin. Birlikte uçuruz. Çok şanslıyım ben. Senin gibi bir ailem olduğu için. Uçurtma uçururuz diye düşündüm. Hani çocuklarını uçuracaktın ya. Prova olur. Yani... Malum artık zamanı da geldi. Pasını atman lazım. Nasıl zaman? Defne ben bir şeyler anlıyorum, yanlış anlamıyorumdur. Değil mi? Bir dakika, sen ciddi misin? Hamile misin sen? Gözlerin bak esiyor rüzgar. Rüzgar dediğimde sensin. Bak sımsıcak güneş. Sevginle ısındı içim. Sen vazgeçemedin. Güneş doğarken, çiçek açarken ve hayat geçerken ben seninleyim. Bir gün olur ayrılık, kapımı çalarsa yaşanan zaman yeter bana. Anne, görüyorsun değil mi? Bak, yağıyor, artık mutluyum. Çok mutluyum anne. Sana söz verdiğim gibi. İçin rahat olsun. Esiyor rüzgar. Rüzgar dediğimde sensin. Bak sımsıcak güneş. Sevginle ısındı içim. Sen vazgeçemedin. Yanımda bile hasretimsin. Çiçek açarken ve hayat geçerken ben seninleyim. Bir gün olur ayrılık, kapımı çalarsa senle yaşanan zaman yeter bana. Çiçek açarken ve hayat
Ömer hadi artık gitmemiz lazım. Ya gitmeyelim anne ne olur biraz daha. Ya başlı sanki biraz ya duralım biraz daha. İyi tamam hadi 10 dakika daha olsun. Kazandık. Çek çek. Seninle yaşanan zaman. Hadi ben beğenmeye bakayım. Tut. Sevgilim, aşkım yoruldun mu? Yorulduysan gidelim. Yok, yorulmadım. Üşüdün peki? Biraz üşüdüm. Dur. Baba, bak. Şöyle oturayım. Bak baba, şu kadar yukarıda. Of. Sıcak bir şeyler içmek ister misin? Bak termosta çay var. Yok yok istemiyorum içtim. Baba sen uçurtma gidiyor. Hadi siz gidin oynayın benim birazcık uykum geldi. Bir insanın gözlerine uyku bu kadar yakışır. Baba çabuk gel. Ay ellerim. Ömer bak ne olur çok uzatmayın olur mu? Bir sürü misafir gelecek hazırlık var şey var. Zaten pastası da saat 4'te gelecek eminim. Tamam merak etme. Baba çabuk gel. Geldim kızım geldim. Çıktı mı? Yok tatlım çıkmadı daha. Ay çok heyecanlı. Ne demezsin? Trafikte her kırmızı ışığa yakalanırım. Şurada bir kırmızı çizgi 4 senedir esir etti bizi ya. Şimdi yani bu çizgi bizim çocuğumuz mu? Evet. Ben baba mıdır? Anladın değil mi yani hamileyim, baba olacaksın. Ben baba oluyorum. Evet. Ben baba oluyorum ya. Tamam. Ne yapalım hadi bunu kutlamaya çıkalım. Tamam. Olmaz. Tamam değil. Nereye tamam? Hamilesin sen. Oturman lazım. Otur. 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 Çıkamayız kutlamaya. Gel. Sevgilim iyiyim ben. Bir şeyim yok. Saçma. Otur. Hamilesin. Gerçi Ömer'lere gideceğiz demiştik ama ne yapalım ararız iptal ederiz artık yapacak bir şey yok yani gelmeyiz gitmeyiz şey değil. Tamam gidebiliriz. Ömer'lere de gidebiliriz, kutlamaya da gidebiliriz, her yere gidebiliriz çünkü ben iyiyim. Öyle mi? Evet. İyisin yani. Hı hı. Tamam. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ben baba olacağım. Ay Nurum, hayatım ne olur söyle. Vallahi çatlayacağım, bacağı falan şişti. Söylemem. Ay ya benim hediyem silkin arkasında kalırsa? Rezil kefarzı olurum vallahi Nurum. Ama söylersem de öne çıkarsın tatlım. Böyle bir şeye asla müsaade etmem. Hem babaanneyim ben.
Ay evet hayatım, babaanne oldun. Ay yaş avantajı hala bende. O zaman tatlım teselli ikramiyesi olarak en güzel hediyenin senin olduğunu söyleriz. Ay şu an beni arı gibi soktun Korişi. Ay gerçi orası öyle oldu değil mi? Aman hayatım bak bence Emin Hoş'a en sofistike hediyeyi ben aldım. Kuşum sen hiç merak etme, senin hediyenin daha güzel olduğunu söyleriz. Ay Koriş, sen farkında mısın beni hala gömdüğünün? Ay sus sus, vallahi farkındayım da. Ay kız tat alamıyorum ben. Ay böyle ne güzel eskiden milleti falan gömerdik. Ay Nurum, hadi hayatım eski günlerin hatırını milleti tekrardan gömelim ha. Aa kız, Nurum şu pardendinin gelini değil mi ha? Ay burnunu yaptırmış. Kız bir şey söyleyeyim sana. Bunun eskiden bir burnu vardı. O kadar çirkindi ki. Baksana burnunu yaptırmış. Bence var 3 kişiye burun falan çıkmıştır bunun eski burnunda. Ay evet evet. Ay şahtı şahbaz olmuş. Bana bak o nadan ifade yine de gitmemiş suratından. Ay sus sus hayatım. Ay şu an ben var çok kıskandım. Kız baksana kolları incelmiş bunun. Ay Korişim sen ondan çok zayıfsın. Ay değil mi hayatım, öyleyim. Hem hayatım biz spor yapıyoruz. Ay yapamıyoruz hayatım spor falan. Sıkılıyoruz ondan. Evet ama şey yememize içmemize dikkat ediyoruz tatlım. Ay ben sana bir şey diyeyim mi? Sen ve ben çok kontrollü tipleriz. Ay emin miyiz bundan? Değiliz. Ay Koriş kötü yollara saptık tatlım. Konuyu değiştirelim hadi. Ay sapalım hayat. Ah Nurum hatırlar mısın? Eskiden ne güzel böyle selfiler çekerdik. Zenginliğimizi, ihtişamımızı, güzel hayatımızı paylaşır. Milleti orta yerinden çatlatırdık. Ay evet, evet canım. Ay üf, şu alçak gönüllülük yeniden moda oldu yani. Ay insanlarda böyle bir minimal duruş, bir tevazu trendi. Üf, gıcık oluyorum ha. Ay bu yemek paylaşım modası geçtiğinden var ya bugünlere geleceğimizi ben adım gibi emindim vallahi Nurum. Ay ay çok doğru diyorsun. Ay ay Koriş dünya nasıl bir yere gidiyor? Ay Koriş, ay nedir bu? Ay nedir bu insanlardaki iyilik? Birbirine karşı alçak gönüllülük. Ay nedir bu? Kimse kimseyi aşağılamıyor, ezmiyor. Ay dünya nereye gidiyor Koriş? Ne olacağız biz? Ay ay sus sus hayatım kız. Dedikodunun modası geçerse ben ne yaparım? Ay Allah'ım koru sen bizi ya Rabbim. Ay ağzını ayrı aç aman ay sakın deme öyle. Ay doğru bir ya düşündüm de var ya dünyalar başıma yıkılırdı benim. Ay düşünme ay düşünme kış kış kovala. Ay ay bu arada saat kaç oldu? He ay dur neredeydi burada saat? Ha? Kız. Ay çok geç kaldık. Ömüş var bizi kesecek, kesecek. Ay Mine! Ay hayatım spadayız. Mine Mine diyor heveslisi gibi. Ay doğru diyorsun. Aman zaten benim hizmete ihtiyacım yok tatlım. Ben kendi işimi kendim görürüm. Ha? Ay küme gibi. Ay Koriş tevazu taklidi yapıyorum. Biliyorsun moda. Hmm. Ay anladım hayatım. Ay o zaman maskelerimizi çıkaralım ha. Yıldız. Gelecek kızım. Koriş. Koriş de gelecek. Nihan teyze. Hı hı. Sinan abi gelecek mi? O da gelecek bir tanem. Bugün senin doğum günün olduğu için bütün sevdiklerimizi çağırdık. Seni böyle güzel güzel giydiriyoruz o yüzden. Ben çok güzel miyim? Mis gibi oldun. Dünyanın en güzel kızısın şu an. Şükrü abi pasta ne zaman geliyormuş? Aradım. Yoldayız. 15 dakikaya geliriz dediler. İyi güzel. Ne çok şey yapmışsın böyle Defne. Yorulmuşsundur. Keşke bunların bir kısmını dışarıdan söyleseydik. Aa, sen de hiç beni tanımıyormuşsun gibi yani Şükrü abi. Ben hiç dışarıdan birine sipariş verdirmeyeyim. O da doğru ya. vay be. Yıllar ne çabuk geçmiş. Daha ilk yaş gününü kutladığımız günü hatırlıyorum Emine'nin. Ay ne tatlıydı değil mi ya? Böyle dünyadan haberi yok. Yazık çipil çipil bakıyor. Ay kuzum benim ya. Ay kızımla ilgili konuşturup duruyorsun. Vallahi unutacağım şimdi neyi neydi.
Şimdi bu artık tamam. Bunlar tamam. Bir de ne vardı ya? Heh, pazı sarması. Bir de? Yani aşk olsun. Unsuz olur mu bilmiyor musun? Aa! Bu pazı sarmasının yarısı gitmiş artık nasıl olduysa. Eyvah. Şişt, çaktırma. Burada susmamız lazım. Tamam mı? Geliyorum, geliyorum. Annesi biz hazırız. Ah! Ne güzel olmuşsun. Biraz daha oynayabilir miyim? Ha, olur. Hadi 10 dakika daha oyna o zaman. Koş. Her şey tamam. Güzeller güzeli. Aynı annesi. Hani derler ya kim daha çok seviliyorsa çocuk ona benzermiş diye. Vallahi doğruymuş. Bir dakika bir dakika şimdi Emine bana benziyor diye senin sevgin daha mı fazla? Tabii ki. Dur bakalım. Daha bu beyefendinin kime benzeyeceği belli değil. Sana benzesin. Her şey herkes sana benzesin. Yani bir tane şimdi Ömer İplikçi'nin kopyasından doğurmazsam ayıp olmaz mı dünyaya? Deli. Aman dikkat, dikkat. Biz hazırız. Biz hazırız. Annem benim. Yerim seni. Beni? Hadi. Hazır mısınız? Geç kalacağız ayıp. Ya biz hazırız da. Esra. Hazırlanamaz hanımefendi bir türlü. Esra. Efendim anneanne. Ne oldu? Vezir usulasının hali makyaj mı yaptın sen? Yo. Ne alakası var? Yapmadım. Yapmamış. Zaten yapsa ben fark etmez miyim yani? Müdahale etmez miyim? Türkan teyze o kadarcık olur ya. Ya inkar etmek istediğinize emin misiniz? Hani ben bile görüyorum burada bayağı rujlu mujlu. Olmaz. Çıkar bakayım çabuk o ruju. Ufacıksın daha sen. Ya anneanne eşek kadar oldum ya. Ne ufacığı? Evet. Yani tamam eşek biraz iddialı da spa kadar var. Ya hadi geç kalıyoruz hadi. Ya hadi hadi o zaman hadi. Sen gel bakayım şöyle. Bana bak. Yolda çıkaracaksın karışmaz. Ya anneanne ne lan ya? Gel bakalım prenses. Gel bakalım. Ha? Şuraya bak. Gel anneciğim sen. Gel. Hadi. Poşetleri aldınız mı? Aldık aldık. Geç kaldık gene ya. Gel anneciğim. Hadi bakalım gel. Yavaş. Oh! Yavaş yavaş yavaş. Evet. Hayatım. Hazır mısın? Çıkalım mı? Hazırım hayatım. Hadi çıkalım. Var ya pudra rengi çok yakışıyor sana. Ay dur bakayım dön. Ay nasıl olmuşum? Ay kız sorun bu da. Her zaman olduğu gibi olağanüstüsün, şahanesin. Sen var ya divasın diva. Ay tamam oldu o zaman artık çıkabiliriz. Ay, hadi hayatım. Ay kız. Ay yemekler kaldı hayatım. Ay tatlım orada vardır. Neyse al onları da yolda katık edersin. Ay hayatım ne yapayım? Acıkıyorum ben. Ay. Hadi. Ha. Kız kapat mı kapıyı? Üçüme kapıyor bir de ev eşlisi gibi. Thank you.
kardeşim mi olsun isterdin, erkek kardeşim mi? Kız. O zaman umarım en az senin kadar güzel bir kız kardeşin olur. Git dışarı bakayım. Vay be! Hala inanamıyorum, biliyor musun? Baba oluyorum ya. Benim. Ay Nero öyle söyleme, vallahi şımaracağım bak. Aa, ayol bir tanecik defterim var benim. Tabii ki şımartacağım, başka kimi şımartacağım? Ay çok tatlı kadın bu ya, vallahi öpeceğim, dayanamayacağım. Ay. Ay ben? Aa sen de hoş geldin Koreşim. Ay kız, özledin beni. Hem de nasıl özledim. Ay hayatım, yarın dünya kadar olmuşsun. Ne zaman doğuracaksın? Ay aa, bozma moralini benim güzelliğimin. Ay benim güzelliğim tığ gibi. Sen bak ona tatlım. Ay hayatım, yalnız biraz böyle kıskanıyor gibiyim şu anda. Kıskanma Koreşim, sen de tığ gibisin maşallah. Ay öyleyim değil mi? Evet. Ay o zaman bana da sarılın ikiniz. Hadi gelin şöyle. Ay çiçeklerim benim. Türkan teyzeciğim, hoş geldiniz. Ay canım, hoş bulduk. Aa, dur bakayım sana. Biraz zayıfladın mı sen yoksa? Yoksa bizim cadı sana iyi bakmıyor mu? Olur mu canım? Hatta bayağı iyi bakıyor. Ha, aman aman iyi. Torunum nerede benim? Ha? Vallahi en çok onu özledim. Ömer, şimdiden uyarıyorum abicim. Bayağı dırdır çekeceğiz. Çene günlerindeler. Ya bir insan yol boyunca konuşabilir mi ya? Aa. Bayağı şikayet. Ay tribe koş. Esra Hanım, siz de şahanesiniz bakıyorum da. Sağ ol Ömer abi. Gelirken daha iyiydim ama anneannem sildirdi makyajımı. Olsun, bence böyle daha güzel. Bak. Ya kızım, Serdar Emine'ye fener forması alıp durumu kökten halledeceğim dedi. Ben de kartal formamı aldım geldim. Dur be oğlum, sakin. Hem daha hediye verilmedi ki. Hem ayrıca. Abi kimmiş benim kızıma formayı giydirecekmiş de bilmem neymiş. Hey, tanımıyorsun herhalde sen beni. Aa. Emine, iyi ki doğdun Emine, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Emine. Hadi bile bakalım. Aferin sana. Aferin, bravo. Hediye time, önce ben. Ay neredeydi? Emin hoşum, hayatım. Bak bu senin, Koreşinden sana bir hatıra. Bu ne? Ay kız, aç işte. Bu da anası kılıklı, kuru kız iki. Dur ben açayım işte. Ay hayır, o açsın. Aa, ay iyi tamam, sen aç. İşte kıyamaz kızına, hadi. Ay evet hayatım, aynen öyle. Ay artık bazı şeyleri öğrenmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Sana gerçekleri anlatmak için getirdim bunu. Ay aşkınızın hikayesini anlatacak. Ay Koreşime de bak sen. Bence o kadar emin olma. Vallahi hakikaten kral hediyeymiş. İyi düşünmüşsün Kore kardeş. Ay İsoç'cuğum, çok teşekkür ediyorum. Evet, beni bilen bilir zaten. İnceliklerle beziliyimdir. Zarafet, beni en kısa yoldan tanımlayan bir kelimedir. Anlat Koray'cığım, anlat tamam mı? Hani biz de yeniden dinlemiş oluruz bu güzel aşk hikayesini, hadi. Ay, tamam. Hazır mısınız ha? Evet, aşk. Ay emin hoşum, bu var ya delicesine büyük bir aşkın hikayesi. Koray Sargı'nın mesleğini duyduğu aşkın, üstün dehasının hikayesi. Evet tatlım, bu katalog resmini ben çektim tatlım, ben. Ay, anlatmaya başlıyorum o zaman. Al buyur. Ay, bu da iki defa anlattırmıyor. Gel tatlım gel, onu da asalım seninle. Gel kız, bu da küçük kuru. Ay gel, ver hayatım onu da. Al. Bu da hiçbir şeyi beğenmiyor. Gel gel tatlım gel, asalım bir yerde. İtiraf et.
İlk bir fotoğrafı gördüğün zaman aşık olmuştun bana. Hiç değil. Bu üçüncü perde falan. Ben seni ilk gördüğümde vurmuştum zaten. Nasıl garson ki? O öptüğüm kızın tadı da babamda kalmıştı zaten. Ayaklığın başımı bağlıyorsun. Nasıl gün şurada yapma bari. Emine çok mutlu oldu ama. Gerçekten teşekkür ederim. İso da öyle. Deli gibi koşturuyorlar yukarıda. Vallahi iyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız ya. Gerçekten yani iyi ki varsınız. İyi ki Emine var, iyi ki biz varız. Bizler hepimiz anlamında şey yapıyor. Yani yanlış anlaşım. O yüzden vallahi iyi ki yani. İyi ki Emine var. Böyle özel güzel bir günde falan. Ne bileyim yani ben böyle bir şey... Çok güzel değil mi hayat ya? Yani bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama bana çok şey geliyor değil mi aşkım? Güzel yani her şey. Sinan, sen geldiğinden beri bir kuyruğun sallanıyor. Bir şey var, anlatsana artık. Yok yok, bunlarda kesin bir şey var. Ay merak ettim şimdi. Yani var, bir şey de... Ya biz bugünün rüzgarını kendimize çevirmeyelim dedik aslında. Çevirme, çevir ne olacak yani çevirelim ha. Şey değil ki sonuçta. Ha? Yok yok, bugün söylemeyelim ya. Ay Sedacığım, zaten Koriş'in bütün böyle rüzgarı kendine çevirdi. Biz dinliyoruz seni, anlat. Yazık, ayıp değil mi kız? Yani şu ikramların güzel olmasaydı dakikası da terk ederdi bu programı. Ay neyse hayatım, yat kalk dua et, her şey güzeldi. Ay İsoç'cum hayatım, şu kekten uzatsın bunun da tadına bakayım. Bakamadım. Buyur kardeşim. Sağ ol hayatım, ver tabağı. De. Evet ya, nedir harbiden? Söyle. Biz hamileyiz ya. Şaka. Aa, Seda gel. Ay ne? Nerede?
Hayat bize her zaman küçük oyunlar oynar. Bazen iyi, bazen kötü. Kim bilir kendimiz için, hayatımız için ne planlarımız vardır ama başımıza neler neler gelir bu yolda. Size kendi hikayemi anlatacağım ve mucizelere inanacaksınız demiştim. İşte tam olarak böyle oldu. Şimdi dünyaları verseniz vazgeçemeyeceğim, hayallerimin de ötesinde bir hayatım var. Tam olarak olmak istediğim yerdeyim. Anlattığım gibi kolay olmadı bu noktaya gelmem. Düşe kalka, yorula dinlene. Umutsuzluğa kapıldığım olmadı mı? Defalarca. Yolumu kaybettiğim, bir daha bulamam sandığım. Tam bu son, bitti. Buradan sonra mutlu olamayacağımız dediğimiz anda... işte hayatın mucizesi, aşkın mucizesi tam da o anda başlıyormuş meğer. Benim maceram. Ben hiç vazgeçmedim. Ne kadar üzülsem de, ne kadar yorulsam, hırpalansam da hep inandım. Hiç olmaz dediğiniz şey gün gelir başınıza gelen en güzel şey oluverir. Bu yüzden inanın ve mucizelere inanmaktan asla vazgeçmeyin.